hür ticareti ve yasa dışı bahisle adı anılan kumarhaneci Halil Falyalı'nın ince hesaplanmış bir saldırıyla öldürüldüğü anlaşıldı. Suikastçıların Falyalı'ya yolun en karanlık noktasında pusu kurduğu ortaya çıktı. Çok sayıda gazetede, mesela Bir Gün'de, Hürriyet'te, Yeni Şafak'ta çok farklı detaylarıyla bu cinayete ilişkin farklı detayları sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Biz de bu konuda haberler hazırladık. Fakat korona demişken, omikron demişken hastalık ne kadar hızlı ve ne kadar kolay yayılıyor farkında mıyız? Bu hastalığa karşı %90'ların üstünde bir koruyuculuk söz konusu. Bilim bunu ortaya koymuşken bu koruyuculuktan yararlanmamak gerçekten de kabul edilebilir bir durum değil. Bir halk sağlıkçısı olarak önleyebileceğimiz ölümlere tanıklık etmekten gerçekten büyük üzüntü duyuyorum. Aşı takvimine uyarak hastalığa karşı %90 oranında koruyuculuk sağlamak mümkünken salgının ağır yükünü sırtlamaya devam ediyor Türkiye. 9 Şubat tablosunda bir gün öncesine göre vaka sayıları az da olsa düştü. Vaka sayısının 108.563 olduğu tabloda son 5 ayın en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti. 9 Şubat Salı günü 266 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Halk sağlığı uzmanlarına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgın karşısındaki müsterih olun sözleri salgının alevini iyice körükledi. Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Müsterih olunuz. En kötü günler geride kaldı. Günde 200'ün üstünde insanı kaybederken telaşa kapılmayın, müsterih olun sözleri gerçekten şaşırtıcı. Bırakalım hastalansınlar, bırakalım hastalandırsınlar yaklaşımı risk grubundaki insanların ölümüne yol açıyor. Burada temel sıkıntı Sağlık Bakanlığı'nın bu önlemlerin alınmasını bireye sorumluluk yükleyerek söylüyor olması. Yük yine toplu taşıma kullanarak işe giden, fabrikalarda toplu halde çalışan halkın sırtında. Omikron varyantıyla vaka sayıları katlanırken ona paralel olarak vefat sayıları da artmaya devam ediyor. Özellikle aşısızlar ve 60 yaşın üzerindekiler risk grubunda. Ama ölümler de hastaneye yatışlar da bunlarla sınırlı değil. Örneğin geçtiğimiz haftalarda 19 yaşında bir gebe kadını bebeğiyle birlikte kaybettik. Kaybettiğimiz çocuklar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün açıklanan tablonun ardından sosyal medya hesabından vakalar düşüşte dedi ve aşı uyarısını yineledi. Omikron'un ilk etkileyip yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde hastalığı daha ağır geçirenler, yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm, tedbir ve aşı. Bakanlığın aşınızı olun çağrısı uzmanlara göre bir anlam ifade etmiyor. Önlemler için, aşı kampanyaları için bizzat bakanlığın devreye girmesi şart. Türkiye'de de maalesef Sağlık Bakanlığı aşılamanın yüksek düzeyde seyretmesi için özel bir çaba içerisine girmiş değil. Üstelik aşı karşıtlarının da her türlü çabayı göstermesine olanak sağlanan bir ortam var. Kişinin kendi sorumluluğu dışında mutlaka hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluk üstlenmesi gerekir ki hastalığın yayılması engellenebilsin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da COVID-19 testi pozitif çıktı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre Bakan Kurum hastalığı hafif geçiriyor.